mi gitsem ne? Peki güzel dönelim. Defile sonrası kızlarla eğlence. Zeynep. Özlem, ben sana bu saç ve bu makyaj çok yakıştırdı. Çok beğendim üstündekileri. Böyle zaten zayıf ve uzun boylusun. Bu topuklarla daha yüksek görünmüşsün ama ayakkabın olmamış. Teşekkürler. Ama bu saç, makyaj ve kıyafetin güzel. Nihal. Ben de ayakkabısını hiç beğenmedim. İçeride de söyledim. Ve şey, hani böyle senin zaten bacak boyun uzun ya, daha küçük bir topuk giyseydin daha tatlı dururdu. Böyle çok bacak, çok kısa vücut olmuş. Uğur Kaneres. Kardeşim. Dün düz giydim, bugün böyle uzayayım dedim. Göklere dokunayım dedim. Yıldızlara dokunmak Böyle istedim. sevmediklerimin kafasına vurayım falan istedim. Ama beğenmedim. Nazlı Amarat. Sana çok yakışmış silüetine, pantolon, işte eşofman, ayakkabın. Ama ben altına bot istedim, postal tarzı. Yani Hani şunu yok eşofman etmeyeyim giydiğim dedim. Neyle giyebileceğimi bilemedim o paçayı. Hani ayakkabılarını beğenmedim. Üstündekini çok beğendim. Ya da altına hani jean giyseydim belki o ayakkabılar olabilirdi. Böyle beğenmedim. Teşekkürler. Maria. Makyajını beğenmedim. Ayakkabısını da beğenmedim. Onun dışında normal. İyi. Açık mı olmuşum, kapalı Olabilir. mı? İyi. Diyeyim geçeyim ben en iyisi. Ne dedi? Özden kapanıyor diyorum, Maria açılıyor. Programın sonunda tam tersi olacak. Özden diyecek herhalde, çok mini giyiyorsun Gönlüm falan diye. ister ki burada pantolonla ve kazakla çıkayım ama linç edersiniz beni, başkalarına Hayır canım, benzetirsiniz. biz kapalı giyinen Ben insanları linç mi ediyoruz? Şu ettiğin lafa bak şu an. de size uymaya çalışıyorum. Bak şimdi Aa. halka oynuyorsun yine. Bence sen halka oynama. Halka diye bir korku filmi var, biliyor musun? Orada oynasan. Oynarım. Oynarım. Niye oynamayayım? Hayır, burada herkes çok açık giyiniyor çünkü Maria. Senin kadar iyi aile Maria, kızları gerçekten değiliz. Bunu böyle demek kendini istiyorsun. uydurmaya mı çalışıyorsun yoksa Efendim? ortama mı uymaya çalışıyorsun? Tarzın olmadığı halde mi yapıyorsun bunu? Yani aslında şu anda bile rahatsız oluyorum bu elbiseden ama evet, O giymemem ten çorapta gerektiğini zaten bu düşünüyorum. ortama ayak uyduramazsın sen. Evet ama çorabın Çok rahatsız oluyorsan bulamadım. kapatsaydın Çıktım bacaklarını. bulamadım. Gülay da pantolon giymiş bak. Dışlıyor muyuz? Kötü mü diyoruz? Ne alakası var? O da bir Ay diyorsun ya, hani ben size Bunlar ayak bahane uydurmaya çalışıyorum, değil. beni linç edeceksiniz diye. Hayır, Demek ki sen linç dedin ya etmiyormuşuz. o şu anda kapanıyor, sen daha çok açılıyorsun diye. Ben dedim ki Evet, şu anda gidişat İspanya'da bacak... göstermiyor mu? Hani beni başkasına benzetiyorsunuz ya, ben de başkasına benzemediğimi size Anlamadım ne söylemeye demek ya, çalışıyorum fark şu ettim. anda. Yine başladık dolaylı yollardan. Böyle karşıladık. Anlayan Maria, bir senin şey ne dediğini çok soracağım. iyi anlıyoruz Maria. Sen kendini nasıl tanımlarsın? Yani tarz olarak. Tarz olarak aslında çok fazla açık giyinmeyi Daha seven bir insan muhafazakar giyinmeyi değilim. tercih Evet. ediyorsun. Ama sonuçta bu program bir şekilde hani farklı farklı çıkmak zorundayız. Ben Tabii, sürekli çeşit çeşit giyinmek tabii ben zorundasın. sürekli standart çıkamam. Ama standart çıkmaya başladığım zamanlarda tabii ki hem jüriden hem arkadaşlarımdan tepki göreceğimi bildiğim için biraz daha farklı giyinmeye çalışıyorum ama tabii hoşuma gitmiyor. O ayrı bir konu. Hayatım, bana kalsa Hayır ben her gün eşofman. Değil mi? Her Ama işte gün öyle eşofman. olmuyor. Yarışıyoruz yani Pantolon, sonuçta. bluz giy, o zaman şık ol ya da uzun elbise giy. Geçen Olmadı şık dün olabilirsin. pantolon Örnek giydim. veriyorum, şimdi Nihal bugün tayt giymiş. Normal hayatında böyle mi çıkıp geziyorsun hep? Evet. Seni Allah kahretmesin. Hayır Benden yani. örnek verme. Nazlı biraz aynen yanlış. Yani Sen Nazlıcığım? tarzı olmayan bir şeyi buraya giyip çıkmak zaten yanlış. Bu tarz benim yarışması. Sen diyorsun ki ben böyle giyinmiyorum, Ama yine de rahatsızım. biz tek düz bir şey giydiğimiz zamanlarda yani olmuyor. Değişik şeyler de istiyorlar bizden. Elbise giy o zaman, opak çorap giy Maria. Bu derece Bulamadım. biz Çorapta bir sadece sıkıntı biz yaşadım seni bugün. bak bir dakika biz sen açık giyinenleri eleştiriyorsun. Biz kapalı giyinenleri eleştirmiyoruz. Bunu böyle yansıtma Ben yani insanlara. eleştirmiyorum sizlere. Beni linç ederler Sadece diyorsun. Bu ne demektir ya? Kapalı giyinsen beni linç ederler. Hayır, Evet. geçen sefer ben buraya çıktığım zaman sürekli işte halktan bahsediyorsunuz. Halk dediğiniz yani şu anda ne halkı? Yani 2-3 tane bizi takip eden insanlara bu kadar çok fazla
önem vermeniz beni gerçekten çok şaşırtıyor şu anda. Çünkü biz çok çok önemli insanlar değiliz. Evet, bizi takip eden insanlar var ama bu çok çok önemli bir şey değil. En azından benim için önemli bir şey Sen değil. Sen önemsiz biri olduğun için kendini önemsiz görüyorsun. Efendim? Biz gayet birbirimiz için de önemli biriyiz. Herkes için önemli insanlarız. Evet, bence de kendi kendini ipini çektin. Anlamadım. Hayır, şimdi başka açılardan cümleler kuruyorsunuz. Maria da diyor ki ben kendimi çok çok önemli, peşinden gidilecek, çok çok hayran olunacak, önemsenecek bir noktada değilim gibi gayet mütevazi bir şey söylüyor. Bir noktada katılıyoruz o zaman. Yani bu böyledir. Hepimiz için geçerli aslında bu. Ama benim ağzımdan daha halk falan diye bir şey duymamışsındır. Benim yani. Benim ağzımdan sizden daha çok ben halkı. Öykü Hanım, arkadaşlar, ben size anlatırken kullanıyorum. Benim Maria'ya soruyu sormamın nedeni şu. Kendini nasıl tanımlarsın? Daha kapalı giyiniyorum. Muhafazakar, evet. Şimdi her birinizin her tarzı burada sergilemeniz gibi bir şey beklenemez. Evet. Ama Maria yetiştiriliş tarzı sebebiyle laf gelmesin, söz gelmesin diye yetiştirilmiş. Değil mi? Evet. Ve buna da özen gösteriyor, dikkat ediyor. Çıktığımda söylediniz ya şurası kızardı diye. Evet. Gerçekten stres oldum. Çünkü çıkmadan önce dedim ki şuram da gözüküyor, buram da gözüküyor. Acaba fazla mı giyindim? Hayır, galada çünkü sırtında da aynı şey vardı. Hı-hı. Yine bir sırt yani dekoltesi olan. Yani bir tane olan. Dekolte olabilir. Ben dekolteden rahatsız olmam. Ama böyle aşırı aşırı bir yerden bir fazlalık olunca gerçekten rahatsız oluyorum. Biz seni linç etmeyiz kendimde. Biz seni linç etmeyiz bir tane dekolten olsa da, böyle yansıtamazsın yani. Hayır, linç gayet etmek burada derken kıyafetten bahsetmiyorum. Ben dün buraya çıktığımda siz benim bambaşka bir insana benzettiniz ki o insanla hiçbir alakam yok. Ben aslında birinci sezonu izlemiştim Öykü Hanım ama çok fazla izleyemedim. Bana bunu söyledikten sonra izlemeye karar verdim ve gece uyumadım, izledim bölümlerini. Ya gerçekten bahsettikleri kişi düzgün, hanımefendi bir kişidir. Evet, yani benim de hoşuma gitti aslında. Ama ben o değilim. Ben bambaşka bir insanım. Evet, belki bazı huylarımız, duruşumuz farklı olabilir. O olamazsın sen zaten. Onun stratejisine oynuyorsun Maria. Ama kıyafete gelince öyle değilim yani. Peki Maria, dikkatini çekti mi bilmiyorum. Burada mesela şimdi söyledi Nihal. Dedi ki, özden kapandıkça Maria açılıyor gibi, hı-hı, bir şey söyledi. Ama sen buradayken eleştirilerin hiçbiri kıyafetinin kısalığı ya da açıklığı ile ilgili değildi. Evet. Kimse evet. bu şekilde yorum evet, yapmadı. Evet, kimse hiçbir şey i̇şte söylemedi. Zaten problem senin özellikle bunun altını çiziyor olman ve dolayısıyla bu bir televizyon programı olduğu için insanlar da onları senin söylediğin bize cümleler çerçevesinde değerlendirir mi acaba kaygısıyla seninle bu tartışmayı yaşıyorlar. Hı-hı. Yanlış anlamayın. Ben gerçekten yani buraya katılmadan önce de kısa bir kıyafet ya da işte fazlalık, fazla açılan şeylerden hoşlanan bir insan değilim. O zaman öyle gel Maria, kimse seni linç etmeyecek. Yani burada diyorsun ki sen hepiniz kötüsünüz, hepiniz... Ben asla hepiniz kötüsünüz evet, demem. Öyle ya, bana göre bu fazladır. Ben hiçbir zaman sen kötüsün demedim. Öykü Hanım, ben böyle bir şey söylemedim. Siz açıklığı nasıl seviyorsunuz. Ben ne yapayım burada, mağdurum. Böylesin yani. Yok, öyle bir şey öyle yok. Bir şey yok öyle Nihal. Bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey. Sadece hoşlan. Uydururum size diyor. Aile terbiyesi, edebi alıyoruz. Yani almış insanları seçiyoruz. Tabii ki. Ben mesela, bana da dediler tarzını değiştir. Hani evet, benim tek bir tarz değil. Dolabımda, bu da benim dolabımdaki elbisemdi. Yani dolabımda olmayan bir şeyi ben burada, hani beni eleştirecekler, bana şuran açık buran diye şey yapacaklar diye, hani açık, hani yani kimse beğenecek diye ben onu giyinip de gelemem. Kendi tarzım neyse, ben onu dışarıda da giyiniyorsam onunla buraya da gelirim ama giyinmiyorsam gelemem. Yani bir kere annem bana der, sen bunu giymeyen bir kızsın, asla giyinip de çıkamazsın oraya. Evet. Eleneceksem eleneyim. Maria. Yani doğru söylüyor. Emel'e katılıyorum bu konuda. Ama yine de bazen insan böyle hani az da olsa bir değişiklik yapmak zorunda. Çünkü ben gerçekten buraya sürekli bir pantolonla ya da uzun bir elbiseyle, abiyeyle çıkamam. Sonuçta biz burada değişmek zorundayız. Benim bir tarzım, duruşum hani farklıysa bir şey, çünkü ben jürinin karşısına çıkıyorum ve jüri beni eleştiriyor. Ben bunu düşünmek zorundayım. Acaba nerede hata yaptım Maria, diye. Maria, bence bunu jüriyle paylaşmalısın. Yani şu anlamda paylaşmalısın. Ne bileyim, boğazlı simsiyah bir elbise giyersin, her tarafı kapalı ama bir şey yaparsın. Evet. Çünkü özellikle sordum sana,
kendi tarzının dışında yarışmada tarz değişikliği yaptım diyebilmek için mi sana ait kendini iyi hissetmediğin şeyler giymek zorunda mı hissediyorsun diye özellikle sordum. Biraz zorunda hissetmiyorum ama tabii değişiklik yapmak istedim. İstiyorsun. Evet, çünkü ilk çıktığımda da işte beyaz bir şey ceket giymiştim. İçine mavi bir elbise, altına kırmızı bir ayakkabı. Hani farklı bir şey denemeye çalıştım. Hı-hı. Ama gerçekten olmayınca olmuyor. Aslında senin tarzın, senin duruşun neyse o şekilde çıkmak orada lazımmış. Orada kendimi çok beğendim. Hani yıldız alsan mi? Evet, beğendim. Öyle demeyeceksin o zaman. Eleştirdiğin bir şeyi yapmayacaksın, yaptığın bir şeyi eleştirmeyeceksin Maria. Ama şu anda bile çok fazla açık olduğumu düşünmüyorum. Hı. Ya kendini rahatsız etmiyorsun. Yani şöyle, keşke bir tık biraz daha fazla, yani. Evet keşke üstüme bir şey alsaydım daha iyi hissedecektim kendimi. Anladım. Ama çok rahatsız alsaymışsın olmuyorum. Alsaymışsın keşke. Melisa? Ben de sadece ayakkabılarını sevmedim. Geri haricinde pantolonu çok beğendim özellikle. Büstiyerin boğaz ayrıntıları çok hoşuma gitti. Teşekkürler. Hazır mısın Özden? Geçebilirsin. Özden, Özden. Efendim. Üzerindeki top beğendim. Ama altındaki pantolonu ve ayakkabı hiç beğenmedim. Keşke yüksek bel bir pantolon, İspanyol parça pantolon giyseydin ya da haydi kalem etek diyelim. Çünkü çok kısa, üzerindeki çok kısa ve abiye bir top. Yani şey, bu eşortmandan uymadı. Eşortman gibi bir kesim o pantolonları. Hı hı. Ve böyle kombin yaptın, hakikaten bana şoka uğrattın. Çünkü bu tarz pantolon şeyde daha sneakers'lar, daha cool tarzına yaratması gerekiyor. Yani rap, punk falan şeyde böyle bir tarz bekliyordum. Bu çok şey oldu. Ayır dünya. Teşekkürler. Buradan başka, altından başka, ayakkabı hiç olmadı. Çok kaba gösterdi, boyunu kesti. O çanta, mektup çanta değil mi? Yani hakikaten bugün büyük şok senden yaşıyorum. Çünkü ben senin tarzını beğeniyorum. Güzel bir tarz sahipsin. Yani bazen çok iyi tarz yaratıyorsun. Ama bugün farklı bir şey yapmak istedin ve olmadı. Teşekkürler. Makyajın çok güzel olmuş. Teşekkürler. Yakışmış sana bu. Siyaha yakın bordo galiba değil mi o? Öyle bir şey siyah ya, değil. Bordo ruj sürdüm. Siyah kalemle de kenarlarından geçtim. Güzel ama yani bu tarzını makyajı değil. Ben de pantolonu beğeniyorum bu pantolonları. Ama o ayakkabıyla değil. Kafan karışmış senin de. Ben bugün kendimi çok beğenmiştim. Bir tek kendin beğendin galiba kendini. Kimseye beğendirmeye çalışmadım. Kafan karışmış. Peki, teşekkürler. Ben de bayıldım. Saçın, makyajın şuraya kadar harikasın. O ayakkabıyı keşke onun altına giymeseydin. Çok güzel yüzün, porselen gibi. Teşekkürler. Hep bu stil makyajı yap. Tamam. Cimcime. Kime takıksın? Maria. Pardon, sormam hata. Maria, senin günahın ne? Senin bilmiyorum, suçun ne ya? Ne istiyorsun bu günah bu Maria'dan ya? Gerçekten günah keçisi Maria. Morella, Maria ile az önce konuştuk. Söyler misin Maria, ben aktarmayayım? Hani tamam. Burada daha kapalı kıyafetler giymek istediğini. Senin sıran geçti ama belki konuşmak istersin. Tamam, söyleyebilirim tabii ki. Bugün bu şekilde giyinmiş olmam gerçekten biraz streslendim. Öykü Hanım'la da konuştuk az önce. Ama sürekli tek tarzla çıkmak istemiyorum. Çünkü Nur Hanım biliyorsunuz, dün çıktığımda bir kişiye benzetilmiştim. Sürekli hani siz bunun kopyasısınız gibi laflar duydum, aldım. Ben demedim öyle bir şey. Siz demediniz. Arkadaşlarım söyledi. Çalışıyorsun dedi. Ben de buna benzer ona benzeyemezsin. Nihal tekrar eder misin? Sadece dedik ki hani o stratejide yürüyorsun. Hani onun gibi davranmaya çalışıyorsun. Onun gibi giyiniyorsun demedik biz. Çok farklı. O sürekli kalem etek giyiyordu. Sen şu an... İşte ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Ben de o kişi hakkında
hani daha önce sizleri izlemiştim ama çok fazla izlemedim, onu da söyledim, belirttim. Dün izledim ve gerçekten hani tarzıyla, duruşuyla belki biraz bir benzerliğimiz olabilir ama bu benim kişiliğim. Ben burada neysem dışarıda da aynı şekilde davranıyorum. Hiç kimse hani orada farklıyım, burada farklıyım diye bir şey yok. Öyle bir strateji yok. Onun üzerine sen kendini ona benzettin mi? Ben benzetmedim. Asla benzetmedim. Hayır, şey olarak yani. Karakter olarak. Duruş karakter olarak. Evet, çok düzgün, çok hanımefendi bir kız. Yani onu gördüm. Çok izleyemedim. Gerçekten izleyemedim. O lider. O gerçekçi ki bu kadar çok insanı inandırdı. Ama sen şu an yapmacık geliyorsun. Ama anladın mı bize? Hani ben bunu duyduktan sonra hani kızın tarzına da baktım, kıyafet giyimine. O da çok açık giyinmeyi seven bir insan değilmiş. Aman Maria, rica ediyorum senden. Bu açık giyinme, kapalı giyinmeyi bana sakın anlatma. Hayır Nur Hanım, ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Yapmayın bunu ya. Ama ben de şu anda açık giyindim. Sen de açık giyiniyorsun. Evet, ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Buran açık, bacağın açık. Tamam. Senin de farkın yok başkalarından, merak etme. Ben de onu söylemeye çalışıyorum zaten. Öyle mi? Ben yanlış anladım. Evet. Yani ayak uydurmak için diyor ki bazen kendi tarzımın dışına da çıkıyorum diyor ayak uydurmak hani için. Ama bundan da rahatsız için oluyorum diyor. Eğer ben kapalı giyinip gelirsem siz beni burada linç edersiniz. Daha da çok benzetirler, dedi. Daha çok beni linç ederler. Ha sen Nur'a benzem, Nur'un tarzına benzemek istemiyorsun. İstemiyorum yani, bana o kalıp konulsun canım, istemiyorum. Canım Nevin Azibet Nur gereğinde tuvaletinde giyiyordu strapless. Her şey, Nur'la siz çok ayrı. Duruş olarak da çok ayrı iki insansınız. Kesinlikle. Nur, ben Nur de onu söylemek Nur bir el isterim. Kıvırıyordu şöyle 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 şöyle. Sen de öyle bir şey de görmedin. Hayır, ben tam Nur fıkır fıkırdı. Çık 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 fıkır fıkır kızdı Nur. Selamlar sen, buradan. Buradan selam. Sen böyle oturuyorsun hayatım, yeni gelin gibi. Sevindim. Gerçekten sevindim. Niye sevindin? Böyle olmak istiyor, öyle yarışmak yani istiyor zaten. Yani başkasına benzetilmek ya da işte onun strateji öyle bir şey yok. Özden yani sana zaten yok. Onun kötü kopyasısın dedi ama benziyorsun demedi, farklı. Ne dedi? Yani her Özden neyse. Özden söyler yani, o isimleri kullanmak bile hoş bir şey değil yani. O bambaşka bir biz insandı. Biz anıyoruz ama eski yarışmacılarımız. Biz tabii alırız. Ki seyircimiz de arıyor onlar onları. Onlar bizim eski yarışmacılarımız i̇lk ve bizim göz ağrılarımız. İlk göz ağrılarımız. Bravo, aklımı şeyimden aldın lafı. Dilinizden. Onlar bizim ilk göz ağrılarımız. Bizim onlarla çok anılarımız var. Yarın siz de gidince bir başkaları gelince sizleri de katacağız içine, evet, tabii. Tabii. Sanmayın ki sizi anmayacağız. İnşallah. Ah diyeceğim, bir Maria vardı. Ay büklüm büklümdü diyeceğim. Aman diyeceğim, bir Özden vardı ki Allah diyeceğim. Sonra şeyi söyleyeceğim. As solistimi. Ay Urfalı Zeyno diyeceğiz. Zeyno be. Hepiniz ona özendiniz. Kız bir kapşon taktı. Hepiniz kapşon şeker taktınız. Şeker kız, bebek kız, kedi kız. Zenube vardı. Tabii. Fırfırella var. Ondan her sonra şey var. Gülşah vardı. Diyecektik ki çok iyi yıldız silbe taklidi yapıyor. Şey içinde. Nazlı. Nazlı da çok tarz bir kızdı. Sadece giymeye kafasını veriyordu. Ha. Nazlı Nazlı kaldı. Diciz. Aa, yılanlı kızımız vardı Gülay. Bir gün saydım tam 36 dakika ağlamıştı diyeceğim. Bir de bir dedikoducu vardı, benim arkamdan dedikodu yapmış. Minnak. İntikamım Jamoka'nın. Jamoka'nın intikamı ondan beter olacak. Eyvah. Çok ağır söz. Dedikodu. Yani işimiz hiç kolay değil. Hiç. Peki ben bir şey daha soracağım. Şimdi Maria ile ilgili gene bak. Maria şimdi kapalı giyinmek istiyor. Turban yani? Da tak her şeyi. Yani bir öneride bulunur musunuz? Tarzın içinde bu olabilir mi, olamaz mı? Yani ama kapalı giymiyor Maria. Giymiyor ama işte burada Maria sen söylesene. Hayır, az önceki konumuz aslında şöyle gelişti. Ben buraya yani geldim, Özden'le ilgili yorum yapmak zorunda kaldım. Şey oldu, ben dedim ki, pardon Nihal dedi, Özden kapanıyor yavaş yavaş, sen açılıyorsun dedi. Ben de dedim ki İspanyol paça pantolonuyla ve kazakla gelirsem beni burada linç edersiniz. Aa, linç edelim işte. Aa, olur mu böyle bir şey? Sen de kafayı mı yedin? Biz ne peşindeyiz zannediyorsun? Dekolte peşindeyiz. Sizden bahsetmiyorum, arkadaşlarından bahsediyorum. Biz dekolte peşinde miyiz Maria?
Yani bir benzetilme oluştu, daha da üzerime gelirler diye çekiniyorum. Burada yanlış bir ifade etme şeklim yok zannedersem. Yanlış bir şey söylemedim ben. Çünkü zaten benzetildim bir şeye, ben orada o pantolonuyla onu giyersem bu sefer diyecekler ki aa sen tam onu yapmaya çalışıyorsun. Maria'cığım ben bu konuyu tekrar açmamın nedeni şu, yani kazak ve pantolonla gelirsen beni burada linç edersiniz dedi. Normalde tarzın o ise acaba onu nasıl daha tarz hale getirip aynı tercih evet, ettiğin siz şekilde. Farklı bir şey söylemeye çalıştınız evet. Ama ben şu anda anlatamıyorum. Yani ne arkadaşlarıma ne jüriye anlatabiliyorum. Çünkü neden? Sen ben de diyorum ki herkesi unut. Bu tarzı devam ettirebilmek için jüriye sormak ister misin dedim. Linç. Ama onlar da bana şu anda tepki gösteriyorlar. Her tepki göstermiyorlar. Ya, senin söylediğini yanlış anladıkları için şu anda söylüyorlar. Linç ediyoruz ne demektir ya? Ben onlara uydurmaya çalışıyorum kendimi. Kapalı giyinsem beni linç ederler. Kazak var. Yani pantolon kapalı var, pantolon giyineceğim var. Için kapalı giyin tarzı. Ha böyle bir sıkıntı yok. Ben sen burada kapalı giyineceğim için diye değil bunu. Ya da kısa tabii. Giyineceğim için değil yani. Hayır ettiğin lafın başka nereye gideceğini düşünmüyorsun. Benzetmeye tamam, çalıştığınız için. O konu tamam. Ha, tamam o zaman sorun kimse yok. Kimse benzetmiyor. Seni burada benzeten yok. İkiniz de apayrı kişiliklersiniz. Ama ben sen buraya sanki tarzını ve yarışmadaki rekabete dahil olabilmek için seni bunaltan bir tarzla gelmek zorunda kalıyorsun. Ve bir çıkmaza girdin diye ben bu konuyu evet. Açıyorum. Evet. Bu doğru mudur? Doğrudur. İşte ben de diyorum ki jüriye sorar mısın acaba bunu nasıl çözebilirsin? Yani nasıl çözebilirim? Kendin tarzına şeyde ol. Bak İvana boğazlı kaza giymiş üstüne ceketi giymiş bu. Yani kendin tarzından şeyde geri üstüne dur. Sahip ol kendin tarzında. Öyle gel. İstersen kapalı gel, istersen açık gel, nasıl istersen gel. Ama kendin tarzın olarak gel. Bu sonuçta bu tarz benim. Onun da değil, benim yani. Senin tarz göstereceksin. Kendin tarzını göstereceksin, o kadar. Tamam. İnşallah daha fazla tartışma oluşmaz diye umuyorum. Hayır, bu tartışılacak bir şey değil. Mutsuz olmanı gerektirecek bir durum yok. Yani neysen o şekilde. Bir taraftan da mutsuz değilim çünkü gerçekten denemek istiyorum. Ha, tamam, çünkü o başka farklı bir şey giydiğim zaman o başka hani, bir şey. Belki bu bana yakışıyordur diye düşündüm. Ha, fırsat kendime, bu fırsat evet, belki öğreniyorum attım, da diyorsun. Kesinlikle. Maria senin dolabına bakmak istiyorum. Bak sen kendine nasıl iyi hissediyorsun? Senin tarzın neyse öyle gel bizim karşımızda. Çünkü başka birisi olmaya çalıştığın zaman olmuyor. Olmuyor, evet. Ve kesinlikle biz yani olumlu yorum yapamayacağız. Çünkü eğer taşımıyorsun, yüremiyorsun, kendine iyi hissetmiyorsun, giydin kıyafetini o zaman tarz değilsin. Her şey önemli. Doğru söylüyorsunuz. Teşekkür çözdük ederim. Çözdük mü sorunu? İnşallah çözdük. Kafanda soru işaretleri var mı? Yok, kesinlikle tamam, yok. Tamam, peki. Teşekkürler. Karar verdik mi? Sen biraz tribünlere oynuyorsun ama. Ben mi oynuyorum Nur Bizi Hanım? Suçluyorsun, arkadaşlarını. Yapma böyle şeyler. Ben kapalı giyiniyorum, laf oluyor. Kapalı giyineceğim, laf söyleyecekler. Ne münasebet, herkes istediği şekilde giyinebilir. Nur Hanım ama çok yanlış anlıyorsunuz şu anda lütfen beni. Lütfen cevap da oldu. Verme. Peki. Bu konu bitmiştir, evet. Tamam. Kararları alalım Özden için. Ben bugün seni beğenmedim, tarz değilsin diyorum. Tarz değilsin. Teşekkürler. Komple tarz değilsin. Yıldız yok, senin yerine.